Herkese merhaba. Bugün 5 Ağustos 2020 Çarşamba. Haftanın ikinci manşet yayınıyla karşınızdayız. Mustar TV ekranlarında bildiğiniz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bu saatlerde manşet programıyla karşınızda oluyorum. Salı ve perşembe günleri Turan Görür Yılmaz güne bakışla karşınızda oluyor. Cumartesi günleri Erhan Başşurt'la perde arkası var. Pazar günleri de Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le ekonomi Gündemi ve ekonominin gerçekten e, alev, alev alev olduğu günlerden geçiyoruz. E, e, döviz patlamış gitmiş durumda. E, benim bir ekonomi tabanım yok, çok da anlamıyorum ama sadece söyleyebileceğim şu son yıllarda takip ettiğim kadarıyla bir gazeteci olarak kaynak bitti, kasada para bitti ve yerine konamadığı için, yeni kaynak bulunamadığı için, borç bulunamadığı için, yatırımlar da kaçtığı için bilinen nedenlerle Türkiye son derece güvensiz, istikrarsız bir ülke haline geldiği için birazdan bakacağız. Liberal demokrasilerde dipte bir asır geriye düşmüş durumda. Dolayısıyla can emniyeti de yok, mal emniyeti de yok. Mal emniyeti olmadığı için, mal mülk emniyeti olmadığı için parada kaçıyor ve e, ne yaparlarsa yapsınlar e, bir kaynak e, bulamıyorlar Türkiye yönetenler Türkiye liderliği pound benim yaşadığım İngiltere'de İngiliz sterlini 9.25'i geçmiş durumda 1 TL 9.25 pound şu anda euro 8.36 1 Euro 8.36 TL. Ve dolar 7 liranın üzerinde seyrediyor. Şu anda 7.03. Bu rakamlar değişebilir. Son iki gündür büyük dalgalanmalar var. Daha doğrusu yukarı doğru bakalım iş nereye gidecek. Çünkü Eylül ve sonrasına dair bir umut da çok fazla görülmüyor. Bir diğer konuda da Beyrut. Beyrut'ta çok büyük bir patlama oldu ve yüz binlerce kişiyi etkileyen bir patlama oldu. Patlamanın bir sabotaj mı, bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusu henüz netleşmiş değil ama amonyum nitrat binlerce ton altı yıl boyunca bir limanda depolanıyor ve orada patlıyor. Şehrin yarısını etkileyen Beyrut'un, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yarısını etkileyen, hemen Türkiye'nin de yanı başında Akdeniz'in en renkli şehirlerindendir Beyrut. Hele özellikle 60'lı 70'li yıllarda jet sosyetenin uğrak noktasıydı. Sonra iç savaşlarla vesaire biraz eski popüleritesini kaybetti ama Beyrut her zaman gözbebeği bir Akdeniz şehri olarak hafızalarda bellek, belleklerdeki yerini koruyor. Eylül 2013'te e, Moldova Moldovya bandıralı bir gemi, 2750 ton e, amonyum nitrat yükü ile Batum'dan Mozambik'e gitmek üzere yola çıkıyor. Arıza nedeniyle Beyrut Limanı'na e, yanaşıyor. Aramada el konulan kargo ambara boşaltılıyor. E, gerekli işlemler için gemi limanda tutuluyor. Ve Beyrut'u da işte yıkan yakan kargo, bu kargo 6 yıl boyunca limanda tutuluyor. Yüzün üzerinde ölüden binlerce yaralıdan bahsediliyor. Daha da rakam er geçen dakika artıyor. Bütün dünya televizyonları bölgeden yayında. Fransa cumhurbaşkanı Macron'un bölgeye gideceği söylendi. Bakalım ne olacak. Beyrut valisinin açıklaması son derece çarpıcı. Patlama nedeniyle yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 300 bin ev hasar gördü. Patlama 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu diyor. Beyrut e, valisi. Evet, son derece çarpıcı bilgiler. E, dünya ajanslarının geçtiği fotoğraflar, dünya ajanslarının geçtiği görüntüler gerçekten çok çarpıcı. E, i̇şte görüyorsunuz, bu limanda oldu e, patlama. Ve çevredeki bütün evleri binlerce haneyi, binayı etkiledi. Yıkmadı belki arkada kuleleri görüyorsunuz ama hepsinin camı çerçevesi inmiş ve ciddi sarsılmışlar. Ve bir kısmı da yıkıldı dayanıksız olanlar. Beyrut'ta hayatın yeniden normale dönmesi yıllar alacak. Öyle söyleyeyim adeta bir deprem gibi. Yani 7 şiddetinde 8 şiddetinde bir depremin yol açtığı etkilere benzer bir etkiye yol açtı bu patlama tabi bin tane soru var yani 3000 tona yakın böyle bir e, madde nasıl limanda 6-7 yıl boyunca öyle tutulur denetimsiz tedbirsiz tamam bir gemide el koymuşsunuz siz ama e, sonrası niye gelmemiş Artı Batum'dan Mozambik'e doğru gidiyor belli ki boğazları kullanarak geçmiş Karadeniz'den filan o kadar yolu bu gemi yani nasıl acaba niye kimse müdahale etmedi? Yani İstanbul boğazında infilak etse Marmara'da infilak etse Ege'de infilak etse çevresine verdiği vereceği zararı tahmin edersiniz denize doğaya verdiği vereceği zararı tahmin edersiniz kirliliği. Neticede bir şekilde durduğu gibi durmadı ve 6-7 yıl sonra limanda bir yerde stoklanmış dururken hiçbir işe de yaramaz bir vaziyette hem insanların hayatına mal oldu hem de koskoca bir kenti bir liman kentini aynı zamanda yerle bir etti. Adeta bir deprem etkisi. Bununla ilgili haberler son derece sıcak ve devam ediyor. Yeni dalga hoş gelmeyecek dedik manşeti açarken. Daha doğrusu KJ'de siz de görüyorsunuz. E, buna bakacağız. Bu e, her anlamda yeni dalgayı e, düşünebilirsiniz. Ekonomide mutlaka etkisi olacak. E, pandemiden bahsediyoruz elbette. Siyasette elbette etkisi olacak. Ve sosyal yaşamda elbette e, etkisi e, olacak. E, bazı haberler var ki son derece endişe verici. Mesela Adıyaman Belediye Başkanı'nın açıklaması... E, bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu diyor. Doktor Süleyman Kılınç Adıyaman Belediye Başkanı. Son gelen haberler. Yine e, CHP Manisa Milletvekili Beşir Başevirgen e, Manisa'da koronavirüs e, vakasında ciddi artışlar yaşandığını söylemiş. Kesin sayı bilinmemekle birlikte vaka sayısı 4000 civarında diyor. Hastanelerde yer yok diyor. Bu da başka bir e, bilgi Adıyaman'dan sonra e, Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç Adıyaman Manisa şimdi Konya Pandemi sürecinde kent olarak yoğun bir dönemden geçiyoruz demiş Maske mesafe temizliğe dikkat edelim Bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Dikkatli olmalıyız Ka Konya'yı kastediyor bir şehir hastanesi daha olsa yetmez diyor ki Belli ki orada da bu esasen şeyin doğu, e, vaka sayısının çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Eskişehir'e gidelim şimdi Konya'dan. Dekovil Camii imamı Ahmet Tıraşçı'ya katıldığı bir düğünde koronavirüs e, bulaşmış. Ve e, göreve yaptığı cami ise iki gün kapalı tutulduktan sonra dezenfe edilerek yeniden ibadete açılmış. Ailesiyle birlikte tedavi altına alınmış imam. 100 kişiyle teması olduğu belirlenmiş ama bu rakam daha da fazla olabilir bilmiyoruz. Ee, gerçekten e, şeyler e, durum endişe verici noktada. Peki hemen manşetin özelliği e, gazete kapaklarına bakalım. Gazete kapakları ne diyor? Kendimi de ekrandan alacağım ve yeni yaşamla başlayalım. 5 Ağustos 2020 gazetelerine. Sağlık Bakanlığı koronavirüs sayılarını sabitlerken salgında yükseliş sürüyor demiş Yeni Yaşam. Sadece virüs özgür. Yeni mesaj hem sürmanşetini hem de manşetini pandemiye ayırmış. Sürmanşetinden salgın kadınları daha çok vurdu diyor. Yan başlık aşı konusunda kafalar bulanık demiş. Hala en etkili korunma yöntemi maske takmak, el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat diyor uzmanlar. Barzani koronavirüs vakaları artması üzerine Türkiye ile ilgili yeni önlemler almış. Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt bölgesel Türk Irak Kürt bölgesel yönetimi Türkiye ile olan İbrahim Halil sınır kapısını bir hafta boyunca seyahate kapatmış ki bu Güneydoğu kaynaklı vakaların artış arttığını gösteriyor ki Barzani kapıyı kapatmış. Dev dalga korkusu demiş yeni mesaj manşetinde Kurban Bayramı tatilinde salgınla mücadelede sergilenen kayıtsızlık önümüzdeki günlerde acı faturu olarak vaka sayısına yansıyacak. İstanbul, Ankara, Güneydoğu illerinde vaka sayısında patlama yaşanıyor demişler. Bakanlıkta kimse var mı diye soruyor bir gün manşetten uyarılar dinlenmedi, salgınla mücadelede başa dönüldü. Ankara'da yoğun bakımlarda doldu, ameliyatlar durduruldu. Ekonomide kara kışa girdik, yan başlık, tünelin ucunda ışık görünmüyor ki ekonomiyle ilgili e, haberler birazdan ekrana gelecek. E, Londra swap fiyasasında TL'nin gecelik faizi %800'ü aştı demiş. Kış için ilacımız hazır, İktidar gazeteleri de, havuz medyası da bu şekilde umut pompalamaya devam ediyor neymiş efendim? Korona kar, e, virüse karşı yerli Favikoviri üreten ekibin üyeleri olası ikinci dalgaya karşı ümit vermiş. Evet. Ah, ah kaçıncı haber bu? Son sözden bir haber. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan okulların açılmasını en zor karar biçiminde değerlendirmiş. Gerçekten zor bir karar bütün dünya okulların açılmasını konuşuyor. Her şeyi kapatsak bile okulları açalım. Ee, görüşü dillendiriliyor mesela İngiltere'de. Patlamasında ne yapsın? Yeni Çağ'ın e, manşeti uzmanların tüm uyarılarına kulak tıkandığı Açılışlarda, plajlarda, yollarda ziyaretlerde kimse önlem almayınca beklenen oldu. Hastaneler yine dolmaya başladı demiş. Evet Ayasofya kalabalığı, trafik kalabalığı, plaj kalabalığı fotoğrafları görüyorsunuz. Profesör Doktor Aziz Konukman ikinci dalga şoku bugünleri aratacak. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan en zor karar okulların açılması biraz önce okuduk. Dünya Sağlık Örgütü ise Covid aşısı hiçbir zaman bulunmayabilir demiş. Evet böyle bir olasılık da var. Zaten en iyi olasılık aşı bulunsa üretime geçse bile 6 ay deniyor. Yani yıl sonu veya önümüzdeki sene başından evvel ortaya çıkması olası değil. Bulunsa bile. Tablo ağırlaşıyor demiş evrensel manşetten. Pandemide en riskli grup arasında yer alan sağlık emekçilerinden ikisi daha hayatını kaybetti. Ankara'da virüse yakalanan sağlıkçı sayısı 488'e yükseldi demiş. Evet pandemi döneminde gerçekleşen YKS ve LYS'deki sonuçları değerlendiren Profesör Doktor Adnan Gümüş ise, başarısızlıklardan resmi kurumlar sorumlu, esas olarak genel politikacı yapıcılar sorumlu demiş. Ankara'da günlük bin vaka iddiası ana yurtun sürmanşeti. 1 7 Haziran 2020 tarihlerinde yeni normal dönemin ilk haftasında günlük doğrulama doğrulanmış yeni hasta sayısı ortalama 884 iken 20 26 Temmuz 2020 tarihleri arasında bu 923'e yükselmiştir deniyor. Ama bu rakamların hiçbirisi emin olun hiçbiri güvenilir rakamlar değil. Yoğun bakımlarda yer yok. Latif Demirci tadını kaçırmak başlıklı karikatüründe kanka uzmanlar geçen en geç Eylül sonu Ekim başı gibi ikinci dalga filan diyecek oluyor. Biri öbürü de of abi verme spoil ya yapma şunu diyor. Spoil yani işte genelde filmlerde dizilerde kullanılır. Olacak şeyleri anlatmak demek. Şezlonglarda güneşlenen insanların durumu da bu esasen. Yani duymak bile istemiyorlar. Tatil yapmak istiyorlar. Vaka sayısı bini geçti. Fahrettin Kocanın açıklaması. Ben size söyleyeyim mi? Yalan söylüyorlar. Sadece illerdeki vaka sayısı bile binleri geçmiş durumda. Tek tek illere bakabilirler. İşte Konya'sını, Manisa'sını biraz evvel ilgili kişilerin milletvekili, belediye başkanı düzeyinde ilgili kişilerin ağzından dile getirdim 4-5 vilayeti. Sadece illerde bile binleri geçmiş olan vakayı Türkiye genelinde böyle söylemek Kamuoyunu yanıltmak yarın öbür gün hesap verirsiniz. Sağlık Bakanı son ayların popüler insanı ama bundan kurtulamayacak yani. Yarın öbür gün zaten bürokratları da bülbül gibi öterler. Rakamları nasıl sakladıklarını anlatırlar ama o zaman ölen öldüğüyle kalır tabii. Türkiye'de kırmızı hatta seyreden vaka sayılarına bayram rehavetinin eklenmesi, okulların açılmasına sayılı günler kala endişeleri artırdı demiş okulda virüs sınavı manşetiyle Karar Gazetesi gelecek 14 gün belirleyici olacakmış. Hibrit modelde çalışan anne baba sıkıntısı. Evet. Evet. Vaka sayısı binin üstünde diyorlar ama Dediğim gibi illerdeki vaka sayısı. Korkusuz iki doktor virüsten hayatını kaybetti. Doktor Kut'un ve Doktor Özlü, Mehmet Ceyhan'ın uyarıları Eylül daha iyi olmayabilir şekilde burada da geniş bir şekilde değerlendirilmiş. Posta kocaman birinci sayfasında açarak bir fotoğrafı bu insanlar nereye koşuyor diye soruyor. Yarışın kazananı koronavirüs başlığını da atmış. Fotoğraf şu. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Kabataş Adalar İskelesi'nde çekiliyor. Bu fotoğraf tedbirleri hiçe sayan yüzlerce kişi vapurda yer kapmak için birbiriyle böyle yarışıyor. Evet bu yol yol değil. Unutmayın, hatırlayın. Vaka sayısı 1083'e çıktı da alt başlıklar. Gazete pencere, tabip odası uyardı, valilik harekete geçti. Ankara'da alarm valilik ameliyatların ertelenmesini, COVID hastalarına ayrılan yatak sayısının artırılmasını istemiş. Zaten çoğu vilayetlerde başka hastalara falan bakılmıyor, ameliyatlar da yapılmıyor ve yoğun bakımlar tümüyle buna ayrılmış durumda. Ama işte millete gerçekten doğru bilgi vermiyorlar. Erbaş'ın yanındaki iki vekil korona oldu. Sözcüden okuyoruz. Korona olan AKP'li iki vekil kim onlar? Ahmet Akay ve Hüseyin Şanver Şanverdi. Şan verdi. Ayasofya açılışında sosyal mesafeye uymadan Diyanet İşleri Başkanıyla böyle poz vermişler. Bunlar tabii milletvekili olunca haberleri çıkıyor ama başkaları da var mıydı? Ve Ayasofya'nın açılışındaki o samimi görüntüler başkalarının virüsü kapmasına da yol açtı mı? Bilmiyoruz. Yeni birlik TÜBİTAK insan deneyleri başlıyor. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'dan açıklama gelmiş. Aşı çalışmasında Hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi demiş. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyuyla paylaşacağız demiş. Yeni çağdan okuyalım. Sen yeter ki ye hesabın yarısını devlet ödeyecek. Neresi? İngiltere. İngiltere Maliye Bakanı yeme içme sektöründeki 1 milyon 800 bin şef, garson, işletme sahibini korumak için 20 sterline kadar olan hesabın yarısını devletin ödeyeceğini söylemiş. Cezaevindeki veriler 48 gündür açıklanmıyor. Ha, e, açıklama CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgez'den gelmiş. 17 Haziran verisine göre aktif vaka sayısı 72 idi. Virüsün yayılması çok kolay olan cezaevleriyle ilgili sağlıklı bilgi alamıyoruz demiş. O arada Filipinler'de 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Buradan ufak ufak ekonomiye geçelim. Sabahın manşeti sanayici virüs korkusunu yendi. İşte böyle üflüyorlar. Daha sonra da ekonomiyi de sıkıntıyı şöyle atlattık, darboğazı şöyle açtık diyorlar bir ay sonra, iki ay sonra. Yani bir ay, iki ay evvel kriz yaşandığını bir, bir iki ay sonra kabul ediyorlar. Şu anda da kriz yaşanmıyor bunlara göre. Efendim sanayici virüs korkusunu yenmiş. E zaten sabah damadın gazetesi işte görüyorsunuz tarihi dönüm noktası falan böyle bir yakışıklı e, fotoğrafı eşliğinde e, bu şekilde üfürüyorlar efendim. Toparlanma da beklenti aşıldı. Dünya Gazetesi de hükümetin veya damadın hoşuna gidecek başlıklar atmayı seviyor. Normalleşme adımlarıyla birlikte hız kazanan toparlanma 3. çeyreğe güçlü başlangıç yapıldığına işaret ediyor demiş. Eğer Eylül Ekim ayında e, bunu teyit edersem ben bu manşeti ekrana getirip evet haklıymışsınız alkışlıyorum sizi diyeceğim ama olmazsa da yüzünüze çarpacağım. Yine Londra merkezli saldırı TL operasyonu ellerinde patladı demiş ki biraz evvel e, döviz rakamlarını açıkladım. Bu akşamdan getirdiğim haber. E, bir olumsuzluk olduğunda Londra merkezli saldırı, küresel saldırı falan oluyor. Başka haberlerde de ekonomimiz çok, ekonomimiz çok güçlü, dış etkilerden etkilenmiyor falan deniyor. Hangi birine inanacaksınız ama hep savunma aynı. Yarın öbür gün toparlayamayacakları bir düşüş olduğunda işte Londra merkezli saldırı. Saldırı olabilir ama sende saldırılara açık olma. Gereken tedbiri al ve güçlü ekonominle ayakta durmayı başar. Kimse demiyor yani bu şuradan saldırı, buradan saldırı. Bir tek Türkiye'de görüyoruz bu tür açıklamaları. Yeni Asya'dan okuyalım. Küresel iflaslar yüzde otuz beş artacak demiş. Küresel iflaslar. Yanlış telaffuz ettim. İflaslar diyerek. Evet. Yulur. Hermes'in küresel iflas endeksi. İflasların en çok görüleceği ülkeler Amerika, Brezilya, Çin, İngiltere, İspanya, İtalya, Belçika ve Fransa olacakmış. 2020 sonu ve 2021 baş ilk yarısında gerçekleşecekmiş. Milli Gazete arada böyle eleştiriyor. Enflasyon gerilemiş diyerek enflasyon rakamlarına inanmadığını söylüyor. TÜİK verilerine göre diyor enflasyon Temmuz'da %0.58 artarken yıllık enflasyon da Haziran ayındaki %12.62 seviyesinden %11.76 seviyesine gerilemiş diyor. Evet inandırıcı bulmuyorum diyor yani. Hürriyet o da damadı alkışlamayı ekonomiden 3 iyi rakam diyerek ihracat, enflasyon ve satın alma rakamları. Ama dediğim gibi bu rakamlar TÜİK rakamları işte hükümet kontrolündeki sanayi odalarının, ticaret odalarının rakamları eğer iyi giderse 2-3 ay sonra e, alkışlarım bu başlıkları ama değilse yüzlerine çarparız gerçi e, hangi birini çarpmayacaksınız ki bunların başlıklarının, günlük başlık atıyorlar korkusuz enflasyon Temmuz'da %0.58 arttı, fakir fukaranın en büyük derdi hayat pahalılığı demiş de, yani yani %0.58 artmadığını herkes biliyor. Çarşı pazar market fiyatları ortada. Otomobile bile baktığınızda otomobil fiyatları ikinci elde 2'ye 3'e katlanmış yahu. Ekonomide moral üzerine moral işte o da analizden gelen şey. Böyle üfürüyorlar yani. Bu şekilde üfürüyorlar. Çok da fazla üzerinde durmayacağım. Bir masada dört genel başkan bu bir düğünde çekilmiş efendim. MHP'den ihraç edilen Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'nın kızı Ankara'da evlenmiş. O düğünde dört genel başkan bir masada buluşmuşlar. Kimler onlar eşleriyle beraber? Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Mustafa Destici'yi de genel başkandan sayıyorlar. O da zaten işte Büyük Birlik Partisi kontenjanından Yazıcıoğlu'nun anısına ee, ne derler? E, Hürmetten AKP kontenjanından milletvekili yakasında rozetli. Başka da bir fonksiyonu yok. Ama ne işte bir partiyi temsil ediyor. Eve dönüş yok. İnce'nin yeni parti kuracağı tartışması küllenmeden Bahçeli'nin Akşener'e evine dön çağrısı yapması Ankara'yı hareketlendirdi demiş. Birazdan merak Akşener'in cevabına bakacağız. Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları da belli ki bundan sonraki aylarda sıklıkla gündeme gelecek. Hele bir kursun ondan sonra üzerine konuşuruz. Siyasi manevralar başlığını atmış siyasi gelişmelere dair son gelişmelere dair Cumhuriyet MHP lideri Bahçeli'nin Akşener'in Akşener'i eve dön, Akşener'e yönelik eve dön çağrısına dikkat çekmiş manevralar diyerek. Evet Bahçeli neden böyle bir çağrı yaptı? Akşener ne cevap verdi? Birazdan bakacağız. İnce adım atmadan yorum yok. CHP yönetimi şimdilik sessiz diyor. Muharrem İnce'nin yakın çevresine parti kuracağını söylemesinin ardından gözler CHP yönetimine çevrildi. CHP yöneticileri hala parti üyesi kendisi açıklama yapmadan haberler üzerinden değerlendirme doğru değil demiş. Evet öncelikle de partiden istifa etmesi gerekiyor bir parti kuracaksa. Ama belli ki Muharrem İnce kendi üzerindeki bu tartışmalardan isminin iki sene sonra o başarısız Cumhurbaşkanlığı adaylığı Gecesi özellikle adam kazandı lafıyla bitmesi üzerine e, hatta onun partisine isim vere, bulanlar AKP adam kazandı partisi diye de böyle isim yakıştırmışlar gördüm bu yorumları. Muharrem İnce belli ki bu gelişmelerden hoşnut iki yıl sonra tekrar ismi gündeme gelmiş bir biçimde e, ben de açıkçası o onu daha fazla hoşnut etmek istemiyorum. Ayhan Bilgen baskıları anlattı diyor Cumhuriyet'ten bir haber. Kayyım tehdidi altında hizmet. HDP'nin kayyım atanmayan tek il belediyesi Kars kaldı. Belediye başkanı Ayhan Bilgen ise bir belediyeyi bırakmak bilinçli tercih olabilir. Kars'a da her an kayyım atanabilir. Biz çalışmalarımızı bırakmıyoruz. Kayyım politikası çözümsüzlüğün sonucudur demiş. Gerçekten Ayhan Bilgen bir yıldır orada Başında bir Demokles'in kılıcı gibi kayyım kılıcı sallanıyor. Tek il kaldı diğer bütün HDP'li illere atandı kayyım. Bir Kars kaldı. O daha bugün ha yarın o koşullarda hizmet etmeye devam ediyor. Belediye başkanlığını sürdürmeye devam ediyor. Zor bir olay gerçekten de. Aydınlık enteresan bir sürmanşet. Geleceğin mesleklerini sıralamış efendim. Neymiş efendim o geleceğin meslekleri söyleyeyim. Endüstriyel veri bilimciliği, siber fiziksel güvenlik, kriptografik mühendislik... Robot koordinatörlüğü, IT çözüm mimarlığı, endüstriyel bilgisayar mühendisliği, bulut hesaplama uzmanlığı, veri güvenliği uzmanlığı, şebeke geliştirme mühendisliği, 3D yazıcı mühendisliği, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı. Bütün bunların hepsi teknolojik meslekler, internetle son dönemin dijital dünyasıyla alakalı meslekler. Güzel sıralamış aydınlık ama Türkiye'de bu mesleklerin bir geleceği var mı? Türkiye'de gençler bu mesleklere yönelip başarılı olma şansı var mı? İnternete konan son yasaklardan sonra düşündürücü. Malatya sallandı dün, Pütürge 5.2 büyüklüğünde büyük bir depremin habercisi olabilir diyor. Olsa ne olur, olmasa ne olur? Çünkü yani haber verse bile bu tür öncü şoklar veya küçük depremler kimsenin bir tedbir aldığı yok. Gene aynı şekilde Profesör Naci görür, sözcüden okuyoruz. 1 Ağustos'ta Malatya fayına dikkat diye uyarmış. Dört gün sonra da deprem yaşanmış ama dediğim gibi Türkiye'de hiçbir biçimde önlem alınmıyor. Ve ee, dediğim gibi yani bir şey söylemeye de çok gerek yok olacak oluyor yani olacak oluyor olacak olacak yani büyük bir deprem geldiğinde de yıkıp geçecek. Milli gazete fabrika ayarlarına dönmüş, Türkiye eviniz değil. Ne bu efendim? Haberi okuyalım. İslam coğrafyasındaki tüm emperyalist işgallerde baş, ro baş rolü oynayan NATO, haber diline bakar mısınız? İslam coğrafyasındaki tüm emperyalist işgallerde başrolü oynayan NATO, 1960'lı yıllardan kalma bir kafa. Türkiye'nin sırtında bir kambur olarak durmaya devam ediyor. NATO'nun İzmir'deki en büyük üssünde devir teslim töreni yaşanmış, görevi devralan NATO Kara Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi evleri gibi hissettiklerini ifade etmiş. Ne var bunda? Yukarıda başlık atmış işte. Türkiye eviniz değil. 60'ların kafası Milli Gaç'te. Bir cacık olmaz işte. Oradan çıkan bir kol şu anda ülkeyi 18 senedir yönetiyor. Türkiye'de kadın olmak karikatürünü çizmiş Cilalı Taş Devri köşesinde Yeni Çağ Emre Ulaş Nasıl kadınların hedef olduğunu, hedef tahtasına dönüştürüldüğünü gösteren hicveden bir karikatür. Tablo vahim AKP koronayı gizleyerek yenecek TR724'ün manşeti. Genel olarak Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin güvenilir olmadığı, cezaevlerinde salgının yayılım hızı ve vaka bilgilerinin saklandığı üzerine. Ve Gökhan Açıkkollu 4. seneyi devriyesi 4 sene önce bugün 5 Ağustos 2016'da gözaltına alındı ve 2 hafta bile geçmeden gözaltında hayatını kaybetti. Müdahale edilmedi ve öyle bir dramatik vakadır ki Gökhan Açıkkollu bir öğretmendi ve bu fotoğrafta öğrencileriyle görülüyor. İşkence altında vefatının ardından hakları iade edildi, mesleğe iade edildi, herhangi bir suçunun olmadığı teyit edildi ama o artık toprağın altındaydı. Dönemin bir numaralı sembol ismidir. Bu dönemi anlatın 15 Temmuz'dan sonraki süreci deseler sadece Gökhan Açıkkolu'nun hikayesi anlatılsa yeter artar. Türkiye e, liberal demokrasi indeksi efendim e, 1900'lü yıllardan başlıyor 2018-2019 başkanlık sistemine kadar liberal demokrasi indeksinde minimum maksimum arasında şimdi şu eğriye bakın ikinci meşrutiyette şu noktadaymış gri çizgiyi takip edin sonra yükselmiş 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 2000 zaten 2000'lerde 2005'lerde zirve yapmış ve 2018-2019'da tekrar meşrutiyet seviyesini yakalamış. Şu çukursa 1980 çukuru. Evet. Her şeyin başı bu zaten. Birkaç tweet okuyalım. Mustar programcılarından Profesör Doktor İbrahim Öztürk 14 kardeşli mağdur bir köylü çocuğuyum. Mağdur ve mahcup çocukları sınıfta bakışlarından tanırım. Maaşımdan çağırıp burs bağladıklarım fazladır. Terörist diye kovuldum. Teki arayıp geçmiş olsun demedi. Suç bende. İyilik unutulur demiş. Attığı Twitter mesajında Prof. E. Osturk Twitter adresi takip önerisiyle bu tweetini ekrana getirdik. Yaprak Özdemiroğlu sanatçı biraz önce sanayici bir arkadaştan şöyle bir mesaj aldım. Covid patladı Manisa organize sanayide fabrikalar durmaya başladı. Vestel ve tüm büyükler üretimi durdurma kararı aldı diyor. Evet. Sağlık Bakanlığı hala Türkiye'de bin vaka var demeye devam etsin. Son mesajımız Savaş Genç'ten. Türkiye'de ilk kez işsiz sayısı çalışan, çalışan sayısını geçti. Dolar, euro rekorlar kırıyor. TÜİK'in açıklayamadığı reel enflasyon %30 civarında. Liste uzatılabilir ama bu verilere rağmen AKP %30, RT yani Recep Tayyip Erdoğan %40 civarında desteğe sahip. Ne diyordu Nazan Öncel? Ben böyle aşk görmedim. Savaş gencin, tweet'i. Evet durum bu Umarım e, şu son günlerde yaşayanları özetleyebilmişizdir. Bugün seçim olsa bu pazar seçim olsa ne olur? E, artı bir araştırma şirketi bir araştırma yapmış. Hızlıca onu okuyacağım. E, yaptığı seçim araştırmasında AKP'nin oyları erimeye devam ediyor. Halkın büyük bir kesimi mutsuz. Basın özgürlüğü olmadığını düşünüyor. Türkiye'de vatandaş pandemi sürecinde iktidar başarısız bulunuyor. Türkiye'de en önemli sorunsa ekonomi, daha sonra eğitim, ondan sonra yargı, çevre diye sıralanıyor. Özür dilerim. En önemli en, en büyük sorun ekonomi, sonra Covid, Sonra eğitim, işsizlik vesaire diye gidiyor. Yargı da var. Sıralamayı yanlış söyledim. Çubuklar yanılttı beni. En güvenilen kurum sıralaması vesaire, bütün her şeyin dip yaptığını gün. Yani en güvenilir kuruma baktığınızda yargı 1.7. Düşünebiliyor musunuz yani? Yargı 1.7. Medya 0.4. Yani çoklu baro sistemini doğru buluyor musunuz? %65 doğru bulmuyor çok geniş kapsamlı bir çalışma Recep Tayyip Erdoğan'ın halefleri işte efendim vesaire pek çok şey sorulmuş ama bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna 34 AKP, 25 %34 AKP, %25 CHP, %10 HDP, %10 İyi Parti, %8 MHP diye sıralanmış seçim e, oy e, görüş açıklayanların oranı. Meral Akşener o arada e, Bahçeli'ye eve dön çağrısı yapan MHP Genel Başkanı'na cevap vermiş, demiş ki e, Erdoğan'a şunu söylemek isterim. Akşener Erdoğan'a sesleniyor. Lütfen ortağınızı bize saldırmaktan alın, gerekli ilgiyi gösterin. Bizim derdimiz millet, milletin sesi. Böyle cevap etmiyor. Yani Bahçeli'yi sustur, e, bize saldırmasın gibi demiş. Evet Bahçeli anlayana büyük şey yani. <laughs> Aşağılamış yani. Ama siyaset yarın öbür gün ne getirir bilemeyiz yani. Çok ağır laflar söylüyorlar birbirlerine ama altı ay sonra yan yana bambaşka karelerde buluşabiliyorlar. O arada e, Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, eski AKP milletvekili Aydın Ünal e, Erdoğan Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerine ağır darbeler indiriyor demiş. E, ve e, siyaset tecrübe işidir diye devam etmiş. E, ciddi bir biçimde Pelikan'ı ve AKP'yi eleştiriyor ama... ...Erdoğan'ı Erdoğan bugüne kadar eleştirdiği görülmedi. Ona gene gül atmış bu şeyiyle. O arada son bir kulis kulis paylaşalım. AKP kulisi. E, AKP'de bir takım partici toplantılar ertelenmiş ama... Ee, önümüzdeki günlerde e, bir sürpriz e, yapılacağı ve Erdoğan'ın e, özellikle İstanbul Sözleşmesi üzerinden e, kızı Sümeyye Erdoğan'ın da başında olduğu kadem üzerinden falan yürüyen İstanbul Sözleşmesi üzerine kopan fırtınayı, kavgayı önümüzdeki hafta e, bitireceği yönünde bir AKP kulisi var. Tabi AKP yani Erdoğan'ın altında bulunduğu bugün gazeteler ben çok fazla yoğunlaşmıyorum bu konuya. Çünkü Erdoğan iki dudağı arasında yapar yapar yapmaz yapmaz. İkilem şu kadına yönelik şiddetten dolayı radikal kesimler bu işte efendim evliliği aileyi falan ortadan kaldırıyor diye karşı çıkıyorlar ki böyle bir şey yok. Ee, öbür tarafta kadın örgütleri de hayır bu olmalı diyorlar. Emine Erdoğan'ın kızının başında olduğu kademde İstanbul Sözleşmesinden yana uluslararası bir sözleşme bu. Yana tavır aldı. Bu sözleşmenin altında, e, bu sözleşmenin altında şey var. E, Erdoğan ve hükümetinin imzası var. Evet zaman ne getirecek bunu e, zamanla e, göreceğiz. Bir manşeti daha böylelikle kapatıyoruz. E, 5 Ağustos çarşamba itibariyle gelişmeler böyleydi ama e, bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Yarın Turan Gür Yılmaz'la güne bakış var. Cuma günü biz haftanın son manşetiyle yine karşınızda olmak umuduyla saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın.